Merhaba, ben Ahmet Arslan. Bu da Akıllı Geleceğin YouTube'daki 4. bölümü. Bu hafta dünyamızı iyileştireceğine inandığımız 6 farklı iyi teknolojiyi anlatacağız. Dünyayı iyileştirmekten kastettiğim ise hepimiz için daha sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek sunuyor olmaları. Daha adil. Burası çok önemli. Hiç lafı uzatmadan başlayalım o halde. Akıllı Gelecek, dünyayı değiştirecek 6 farklı teknolojik girişim dosyasıyla başlıyor. Bu 6 teknolojiyi Fast Company'nin düzenlediği Dünyayı Değiştiren Fikirler 2019 ödül töreninden ve BBC'den derledik. Birinci dosyamız herkes için internet projesi. Dünyanın yaklaşık yarısının internete erişimi yok. Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in dediği gibi internet artık bir insan hakkı. Bu yüzden de herkesin internete ulaşmasını sağlamayı amaçlayan bu girişimler dünyayı iyileştirecek teknolojiler listemizin ön sıralarında yer alıyor. Bu soruna farklı farklı yollarla çözümler bulmaya çalışan girişimlerden biri de Google. Loon projesi şöyle çalışıyor. Güneş enerjisinden beslenen ağ donanımları büyük balonlara konularak internete ihtiyaç duyan arazilerin üzerinde uçuruluyor. 2012'de başlatılan bu proje şu ana kadar Peru ve Porto Rico'da test edilmiş durumda. Afetler sonrasında bölgeye internet sağlandı. İki ülkede de doğal afetlerin ardından internet dağıtan balonlar kablosuz taşıyıcılara başarıyla yardımcı oldu. 50-60 bin fit yükseklikte dolaşan bu balonları Flight Radar gibi sitelerde görürseniz şaşırmayın. İnternet dağıtıyor onlar. Ancak Google'ın bu balonları çeşitli hava koşullarından etkilenebiliyor. Uzmanlara göre internet sorununa çok da kalıcı bir çözüm olarak da görülmüyor. Daha kalıcı çözümler için balonlardan biraz daha yukarıya bakmamız gerekiyor. Balonlardan biraz daha yukarıya baktığımızda da orada tabii ki Elon Musk'ı görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde kırılmayan camlı, süper zırhlı yeni Tesla modelini tanıtan Elon Musk'ın Starlink projesi 2027'de tüm dünyayı internetle buluşturmayı planlıyor. Starlink projesinin amacı 12.000 uyduyla dünyanın etrafını sararak tüm dünyaya yüksek hızlı ve uygun fiyatlı internet sağlamak. Ne diyeyim, önceki bölümlerde de fark ettiğiniz gibi ilk girişimlerinden PayPal ile finans dünyasını, sonra Tesla ile otomotiv dünyasını derinden sarsan bu adam nerede geleneksel, rekabetin sınırlarının kalın kalın çizildiği bir sektör var, orada bir şey yapıyor ve oyun değişiyor. Bazıları Elon Musk için fazla abartılıyor, overrated falan diyor. Belki gelecekten bugünlere bakınca az bile konuşmuş, konuşulmuş da denilebilir. Yorum sizin. There you go. Hey. You gotta be kidding me. Sorry? You're Elon Musk. I am. İnternetin her yere, herkese ulaşması sorunundan, Internet of Things yani nesnelerin interneti kapsamında oldukça ucuz yöntemlerle çözüm bulmaya çalışanlar da var. Hollandalı startup Uber, ayakkabı kutusu büyüklüğündeki bu mikro uydularla nesnelerin internetini kullanarak tüm dünyada bağlanılabilirliği sağlamayı amaçlıyor. Güneş enerjisiyle çalışan bu minik uydular, internet bağlantısının zayıf olduğu veya bulunmadığı yerlerde IOT yani nesnelerin interneti cihazlarına bağlı bir modemden verileri topluyor. Tarım, madencilik ve lojistik gibi endüstrilerde internetin olmadığı bölgelerde yapılacak operasyonlar için devrim niteliğinde bir girişim olarak görülüyor. Bu teknolojinin insanların hayatlarının iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına katkısı oldukça değerli. Yüzlerce milyar dolarlık bir fırsatın kilidini açıyor olması da cabası. Sonuç olarak internet herkesin hakkı ve her yerde olabilmeli elbet. Ayrıca odağında insanı korumak olmayan hiçbir gerekçeyle sansürlenmemeli, kısıtlanmamalı, yasaklanmamalı da. Dünyayı iyileştirecek teknolojilerde ikinci sırada bir gözlük var. Bu gözlük dünyayı daha iyi bir yer olarak görmenizi sağlıyor. Türkiye'de Akıllı Gelecek adında bir program yapımcıları tarafından üretilen bu gözlük sayesinde dünyayı daha pespembe görüyor, yapay zekadan ve gelecekten korkmuyorsunuz. Bence çok komik olmadı bu. Dünyayı iyileştirecek teknolojilerde ikinci sırada bir gözlük var. Görme engelliler için geliştirilen bir hizmetin parçası olan süper gözlük Ayra. Bu gözlük görme engellerin görmelerini sağlamıyor elbette. Zaten keramet gözlükte de değil tam olarak. Keramet arkasındaki fikirde, organizasyonda. Bu gözlük ihtiyaç duyulduğunda aktif olan, 120 derecelik bir görüşe sahip olan bir kamera aslında. Çalışma şekli ise şöyle. Görme engelli kişi sadece bir düğmeye dokunarak Ayra yetkilisine bağlanıyor. Gözlük kamerası şirket temsilcisine canlı görüntü akışı sağlıyor. Ve böylelikle temsilci onun gözü oluyor. Temsilci görme engelli bireye sesli olarak görüntüdeki sahneyi anlatıyor. Ve böylelikle yaşadığı sorunu çözmesine yardımcı oluyor. Karmaşık görevlerin görme engelli bireyler için engel olmaktan çıkması, toplumsal yaşama ve iş hayatına daha çok katılmaları hedefleniyor. Ayra'nın yakın zamana dek tek problemi ücretsiz olmamasıydı. Neyse ki Ağustos ayında herkes için ücretsiz hale geldi. Dünyada 300 milyona yakın kişi orta ve şiddetli görme bozukluğu yaşıyor ya da tamamen göremiyor. Bir kişinin bile hayata katılmasının nasıl farklar yaratabileceği düşünüldüğünde çok güzel bir iş bizce. Üçüncü sıradaki teknoloji ise ultrasonu el boyutlarına indiren küçük bir devrim olarak da görülen Butterfly IQ. Bu cihaz ile tek elinizle ultrasonunuzu çekebilir ve kendi vücudunuzu telefonunuzun ekranından takip edebilirsiniz. Cihazın üreticisi Butterfly Network, dijital sağlık alanında 1 milyar 250 milyon dolarlık değerleme ile
yeni unicorn oldu bile. Uygulamanın içinde 18 ön ayarlı vücut bölgesi ve kullanılabilecek 3 farklı yöntem bulunuyor. Görüntüleri kaydedebilme özelliği ve buluta yükleyebilmesi sayesinde birden çok kişinin sonuçları aktarılabiliyor. Kişisel sağlık alanında devrimsel bir gelişme olarak görülen ve çok sayıda önemli ödüle layık görülen Butterfly IQ, $2000'lık bir fiyatla satışa da sunulmuş durumda. Bu konuyu araştırırken gördük ki tıpta gerçekten baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. 2020 yılı itibariyle her 70 günde bir tıptaki toplam bilgi 2'ye katlanacak. Bu rakam 2010 yılında 3,5 yıldı. Gelişime bakın. Akıllı Gelecek'te önümüzdeki günlerde sık sık bu teknolojileri paylaşmayı planlıyoruz. Çünkü bu gelişmeler sayesinde ortalama insan ömrü, hani ömürlerimiz belki de kısa bir süre sonra 70'in üzerine çıkacak. Henüz 1900'lerde 40'larda olan ortalama insan ömrünün 20. yüzyılda yüzleri aşacağını söyleyenler azımsanmayacak düzeyde. Ölümsüzlüğü arayan biyoteknoloji ve genetik bilimindeki gelişmelerle ömrümüzün uzayacağı, 3 boyutlu yazıcılarla kendi organlarımızı basıp eskisiyle değiştirebileceğimiz bir gelecek belki de çok uzak değil. Neyse, 100 yaşına kadar yaşayabilir miyiz? Bu teknolojiler bize yetişir mi acaba hesaplarını bırakıp gerçeklere dönelim. Belki de internetin çıktığı günden beri herkesin hayallerini süsleyen bir teknoloji var sırada. Dokunma hissini sanal dünyaya aktaran akıllı deri. Evet, yanlış duymadınız. Northwestern Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı dokunma hissini sanal olarak VR ile aktarabildiklerini söylüyor. Epidermal VR olarak da adlandırılan bir prototip geliştirmişler. Nature dergisine yayınlanan makaleye göre bu sanal dokunuş kablosuz ve bataryasız olacak. Bu dokunma hissi minyatür titreşimli bir dizi disk sayesinde gerçekleşiyor. Bu diskler akıllı deri dedikleri yumuşak ve esnek bir malzemeye gömülmüş durumda. Hızlı ve programlanabilirler. Ayrıca bataryasız ve kablosuz olacağı için uzun bir kullanım ömrü olacağı da söyleniyor. Protez kullananların yeniden dokunma hissine kavuşabilmesinden oyun oynarken yaşanabileceklere kadar bu teknoloji çok şeye gebe. Bir düşünsenize, neler olabilir neler. Dünyamız daha iyi bir yer yapacağına inandığımız sıradaki teknoloji ise sellerle ilgili. Bu teknoloji sellerin şehirlerde ne zaman oluşabileceğini ve nasıl bir zarar verebileceğini söylüyor. Yani verileri analiz ederek felaketi ve olası etkilerini tahmin ediyor. Bu teknolojinin başlangıç hikayesi aslında çok trajik. Bu modellemeyi geliştiren One Concern şirketinin kurucularından Ahmet Vani, 2014 yılında Pakistan'da ailesini ziyarete gidiyor ve Keşmir'de yaşanan sel felaketine yakalanıyor. 7 gün boyunca mahsur kalarak kurtarılmayı bekleyen Ahmet Vani, çok sayıda komşusunun öldüğünü ve evlerin yıkıldığını görüyor. Kurtulduktan sonra da şunları diyor. Felaketlerde insanların nasıl kurtarılması gerektiğinin arkasında bilim yok. Afet tepkisi gerçekten rastgele. Felaketin türü, boyutu ne olursa olsun bilimden daha fazla faydalanırsak kayıplar azalır. Bu sorunu çözmek için kolları sıvayan şirket, sellerin şehirlerde en çok nerelerde etkili olabileceğini ve yaklaşan bir fırtınayı 5 gün öncesine kadar gösteren harita tabanlı görselleştirmeler yaratıyor. Hangi binaların nasıl zarar göreceğini önlem ve müdahale senaryolarıyla birlikte modelliyor. Şirketin müşterileri arasında San Francisco ve Los Angeles şehir yönetimleriyle özel sigorta şirketleri yer alıyor. Hemen hepimizin aklına şu soru geliyor muhtemelen. Aynısını Türkiye'de deprem için yapabilmek mümkün mü? Muhtemelen olamaz, çünkü bilin bakalım bizde ne yok. Elbette ki binalarla ilgili güvenilir veri. Çünkü binalarımız hakkında bildiklerimiz bu bina depremden sonra yapıldı, sağlamdır düzeyinde. Son dosyamız ise gıdanın geleceği olarak adlandırılan yapay etler. Etoburlar, hemen burun kıvırmayın. Bitki bazlı yapay etler neden dünyamızı iyileştirecek? Bu konunun burada ne işi var? Anlatalım. Çünkü her şeyden önce matematik bunu söylüyor. Nüfus artış hızı ve gelişmekte olan ülkelerin zenginleşmesiyle artan et tüketimi düşünüldüğünde bu durum sürdürülebilir değil. Yani et ihtiyacımız ve talebimiz yakın zamanda hayvanlardan karşılanamaz noktaya gelecek. Bilim insanlarına göre şu andaki et üretimi de zaten oldukça verimsiz. Üstüne üstlük bir de çevresel faktörler var. Tek bir hamburgerin üretilmesi için harcanan su miktarı tam tamına 1650 litre. Araştırmalara göre 100 gramlık yapay bir hamburger yediğinizde normal bir hamburgere kıyasla 10 dakikalık bir duşta harcanan suyun önüne geçmiş oluyorsunuz. Örneğin Amerikalılar tükettikleri kıymanın yarısını yapay kıymayla değiştirirse atmosfere 45 milyon metrik ton daha az karbon salınımı gerçekleşecek ki bu rakam 11 milyon aracın bir yıl boyunca trafiğe çıkmasına eşdeğer. Müthiş değil mi? Kısacası yapay et üretimi çığ gibi büyüyor. Bir yerlerde birileri şu anda yapay balık et üretiyor mesela. Alışkanlıklarımız nasıl değişecek, tadı ne kadar iyi, ne kadar yapay, bunlar hepsi tartışmalı konular elbette. Ama 2020 yılı itibariyle marketlerden bu temiz etle denilen yapay etleri alabileceğiz. Impossible Foods şirketinin burgerlerinin Amerika'da Burger King'lerde Impossible Whopper adıyla satılmaya başlandığını da ekleyelim ve bitirelim bölümü artık. Bu haftada Akıllı Gelecek programının sonuna geldik. Bu dosyayı hazırlarken dünyayı iyileştireceğine inanan, dünyayı iyileştirmek için harika fikirleri, projeleri olan ne kadar çok girişim olduğunu bir kez daha fark ettik. Fark yaratmaya, önemli sorunlara çözüm bulmaya çalışan pırıl pırıl zihinlere yer vermeye devam edeceğiz. Görüyorsunuz işte, daha iyisi mümkün. Takipte kalın. Haftaya görüşmek üzere.